Yaşlılar bugün 3 Eylül Perşembe Ankara Yaşlıları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Umarım bugün her şey gönlünüzce vardır. Sağlığınız iyidir, keyifler iyidir. Bugün güzel bir programa açılışını yapalım bu Ankara Yarışları'yla. Akşamleyin de Kocaeli Yarışımız var. Ama akşamki Kocaeli Yarışları her zamanki gibi akşam yarışlarımız sadece üyelere özel arkadaşlar. Bunu tekrardan belirteyim. Çünkü bazı arkadaşlarımız yeni programa giriş yapanlar oluyor. Onlar soruyor çünkü akşamki yarışlar videosu yok mu diye. Akşamki videoları var. Var ama sadece üyelere özel olduğu için üyelik yapanlar görebiliyor ancak. Sizler de katıl butonuna tıklayarak üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada tabii hem kanala bir katkıda bulunmuş olursunuz. Küçük, büyük artık sizin durumunuza göre en azından videoları setme imkanınız da bulursunuz arkadaşlar. Bu arada çok enteresan şeyler yaşıyoruz. İstanbul altılısı tuttu. 600 lira falan verdi herhalde. En azından hayırlı olsun. Daha büyük ikramiyeler dileğimizle. Nedense yorum yok arkadaşlar. Yorum yazan yok. Yani yaptığımız zaman anında yorumlar geliyor. Hem de peş peşe geliyor. Acayip acayip. Hani bu kadar yorum ben görmüyordum daha önce. Ama şimdi altılı tuttu, bir tane yorum yok. Vallahi bravo. Yani acaba dedim üyelik yapan var mı? İnanın bir kişi bile yok üyelikte. Yani altını tutturduğumuz halde üyelik yok ya. Vallahi ilginç. Bu arada sabahleyin bir arkadaşımız bana bir yorum yazmış. Abi ne yaptın demiş. Çok büyük bir oyun yaptın diye. Vallahi ben de şaşırdım. Çünkü akşam ben bu programı hazırlarken en azından hesaplıyorum hani kaç para tutar diye. Ben yüksek hesap yapmadım. Oyunlar yüksek değil. O herhalde 9 koşuyu birden çarptı herhalde. 9 koşuyu birden çıkardım. Ben çünkü şablon halinde verdim. Zaten bankom geldi. Bir iki tane alternatif bankom vardı. İki tane o da geldi. Yani altılı baya baya ucuza geldi. Ama bilmiyorum bütün atları sayarsanız haliyle para tutuyor. Ama ben zaten şablonda verdiğim bir kısım var. Bazı yerlerde tamam bazı şablonun dışındaki atlar oluyor. İlave oluyor. Ama inanın çok büyük bir altılı vermedim. Yani ben ilk önce şaşırdım. Yani dedim, acaba dedim ben mi yanlış hesapladım? Çünkü liste elimde değildi. İş yerinde çalışırken olduğu için ben de tuttuğun atları ilave et dedim. Yani en azından ben bunu söyleyebildim. Çünkü bilmiyordum. Hani eve geldim bir kontrol edeyim ya dedim. Ben büyük mü oynadım o kadar? Bakıyorum hani inanın ben bu kadar büyük yazdığımı sanmıyorum. Ama dedim ki bazı yerlerde tercih yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Zaten bir banko verdim. İki tane alternatif bankom vardı. Onlar da geldi. Yani altılı 5 lira 6 liraya kadar düşebiliyordu yani. Düşün yani. Hani kalkıp 250-300 liralık bir oyun söyleyince ben de şaşırdım yani. Neyse arkadaşlar sizden üyelik bekliyorum. Katıl butonuna tıklayarak en azından akşamki hem yorumları dinleme, görme şansına sahip olursunuz. En azından bir kanala da güzel bir katkıda bulunmuş olursunuz. Ben hemen fazla sözü uzatmadan Ankara Yarışları programının açılışı yapmak istiyorum. Birinci koşu saat 14'te 9 koşulu bir program var. Çift altılımız birinci koşuda ve ikinci altılımız da dördüncü koşuda itibaren başlıyor. Ben birinci koşuda saat 14'te handikap 16 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışında 6 safkan arasındaki koşacak olan bu mücadelede ben ilk şansı 3 nolu Allora'ya veriyorum. Bu Pleasant Perfect temsilcisi olan bu safkan, bu arkadaşımızın ismini iyice bakalım, Mert Gökalp Arslan ile start alacak olup yani şu güzelim Toto'yu görünce hayran kalmamak elde değil. Yani son 6 yarışın 4 tanesi ikincilik, 2 tanesi birincilik olan bir istikrar abidesi. Allah ayaklarını düz bastırsın hepsinin. Ben bugün normal şartlar altında bu 3 nolu Allora'nın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Size alternatif de olsa bir banko adayım. 3 nolu Allora olacak arkadaşlar. Bu safkanı yıkmak isterseniz, yanına at yazmak isterseniz o zaman öncelikle 4 nolu Alessandra. Bu Mücahit Bayır'la start alacak olan bu safkan da yine son 2 yarışındaki güzel 2 tane ikinciliğe sahip olan bir isim. Formda bir isim. Daha sonra 5 nolu Boji. Bir Marsevelli temsilcisi Samet Erkuş'la start alacak olan bu safkan da bomboş kilosuyla formda bir giriş yapıyor. Bu safkan da baktığımız zaman son 4 çim yarışın. Hatta son 3 değil de son yarışı zaten kumda kazanmış. Ama ondan evvel 3 tane yarışı da çimde. Yani ikincilik, birincilik, dördüncülük olan oldukça formda. Ve son yarışında kumda kazanınca da bence buranın da iddialı ismi haline geldi. 5 nolu Boje ve son olarak 1 nolu rotası Seya. Bakarsınız rotayı çevirir foto finişe doğru. Yani Ercan Çankaya'yla da fotoyu bulabilir. Safkanın genel durumu iyi. Biraz ağır kilo olsa da bu safkanın alışık yani bu kilolara. Formda bir isim yazmakta fayda var diye sizlere öneriyorum. Ama dediğim gibi 3 nolu Allora benim burada çok güvendiğim bir isim. Yani normal şartlar altında kazanması gerekiyor. Hani küçük ve risk sevenler için ben banko olarak öneriyorum. Ama rakip dediğiniz gibi 4-5-1 olarak da tercih edebilirsiniz.
Günün ikinci koşusu şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına geldiğimizde burada 7 safkanın mücadelesi var. Yarış süratli arkadaşlar. Çünkü onu en evvela söyleyeyim. Yani şu bir nolu Robinson beyaz bayrak ayna yapmaya çalışacak. Çünkü birden çıkıyor. Zaten son 3 yarışını üst üste kazanan bir isim. Ama ben burada banko olarak bir safkan vereceğim. O da altın nolu vahşi kız olacak. Ben bu altın nolu vahşi kızı sizlere banko olarak öneriyorum. Bir El Corrado temsilcisi kum çim ayırtmayan bir safkan. Özcan Yıldırım'la startla alakalı bir safkan. En azından yapısı, stili belli. Stilini zaten siz de görmüşsünüz. Yani eğer çok süratli bir at varsa yani liderliği ona bırakıyor. Ama ensesinde gidiyor. Yani nefesini her türlü veriyor bu rakibine. Daha düzük dönülmez de hemen sprintiyle ekarte edip yarışı kazanıyor. Yani taktiği bu zaten. O yüzden bence Robinson bu sefer biraz sert kayaya çarptı. Biraz da ağır kilolu ama gelmez mi? Gelebilir tabii. Onun lafım yok. Yani küçümsemiyorum. Robinson zaten İzmir'deyken ben çok güvendiğim bir safkandı. Ama ben burada sizlere banko olarak Altınoğlu Vahşi Kız'ı vereceğim. Yani benim bugün bankom Altınoğlu Vahşi Kız olacak. Özcan Yıldırım ile. Günün 3. koşusu şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusuna geldiğimizde yine burada bir uzun aradan sonra koştuğu yarışı kazanan Altınoğlu Best of Ela İşman Çizik'le yine bu yarışı kazanması gerekiyor. Yani son kazandığı yarışta sonlarda biraz temposu düşer gibi oldu ama İnanın bir yıl çoktandır koşmuyordu. Yani nefesten biraz etkilendi ama yine de yarışı kazanmasını bildi bu Luxor'un güzel tayı. Zaten kazanmayı seven bir isim. Bugün nefes yönünden daha da iyi duruma geldi. Çünkü hazırlıkları ona göre arttı. Nefesi de bence tam kıvamına geldi. Bugün yine kazanması en normal sonuç. Yine benim alternatif de olsa bir banko adayım arkadaşlar. Bugün normal şartlı altında zaten kazanması gereken bir safkan. Bence de kazanır yani. Altınoğlu Best of Ela. Ama bu safkanı yıkmak isterseniz, yana at yazmak isterseniz de ben buraya tek rakip vereceğim. O da Ahmet Çelik'le start alacak olan 3 dolu Shipping Dot olur. Bu safkan da çok formda çünkü. Altınoğlu Best of Ela'nın en ufak hatasını affetmeyecek konumda olan bir isim. Günün 4. koşusu 2. Altınoğlu Ganyan'ın açılış ayağında şartlı 4. Dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik çim koşusuna geldiğimizde burada 5 ve 9 dolu safkanlarda ekürü. Buraya biraz kalabalık tutmakta fayda var bence. Ben öncelikle 3 dolu Civit'e vereceğim. Civit. Bir Özgün Han temsilcisi olan bu safkan Ali Kaçmaz da start alacak olup yani bir kez koşup güzel bir yarış kazandı. Ben bugün de yine iddialı ismi olarak veriyorum. Daha sonra ikinci olan Akkan Pınar, İşman Çizik'le start alacak olan bu safkan da gerçekten tam istikrar abidesi. Yani 3 yarış koşup 3-1-3 yani çok iyi bir form yakalamış. İyi bir safkan. Bu topunu güzel teknik kuponlara yazacağız. Daha sonra 7 olan Nemesis. Bu Nemesis'i bilmiyorum bilenler var mı bilmeyenler var mı onu söyleyelim. Nemesis arkadaşlar. Normalde aslında erkeğe koymamız lazımdı. Nemesis bu Resident Evil diye bir oyun var. Hatta filmi var. Filmi de oynuyor. Mila Jovovich'in başrolünde oynadığı bir film var. İsmini unuttu filmi ya. Hani zombiler, mombiler var işte. Bir de yaratık gibi bir şey var böyle dev böyle. Aa işte o devin ismi bu. Yedin olan Nemesis de buradan gelme. Bu Raci attı artık. Nereden bulmuşsun? Yani bu ata bu isim konması bence tuhaf geldi. Yani başka ata koyarsın tamam da yani İngilizlerde koy, erkeklerde hava gidip de bir Arap dişilerde koyarsan bana biraz yadırgadın. Ama bu safkan da iyi, neyse. Akın Sözen'e start alacak bu safkan da en azından bir yarış koştu. Güzel bir birincilik elde etti. Bence 7 nolu Nemesis'i de artık bakarsın bir zombi çünkü bu. Hani rakiplerini ısırır mısırır yarışı kazanabilir. Aman dikkat edin, ısırmasın. Son olarak da 8 nolu Aladini. Bu safkanı da yazarsak Ahmet Çelik'le bence bu ayağı kapatmış gibi oluruz gibi diyorum. Çünkü eğer bu safkanların dışına at yazmak isterseniz de o zaman şu ekürleri 5 nolu Hadiye Sultan ve 4 nolu Gıcdan'ı da Gıcilan'ı da yazmakta fayda var arkadaşlar Saadettin Poyraz'a. Ama öncelik 3, 2, 7, 8 daha sonra 5 ve 4 nolu safkanlar. Günün 5. koşusu Maiden'ın 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusuna geldiğimizde 10 safkan arasında koşulacak olan bu safkanda baktığımız zaman ben önceliği 9 dolu Sailor Kingdom'a vereceğim. Bir Mendip temsilcisi olan bu safkan Özcan Yıldırım'la start alacak olup yani bir kez koştu. Güzel bir ikincilik elde etti. Bence o yarış çok güzeldi. Bugün bence daha da iyi durumda. Biraz da nefes yönden de daha iyi duruma geldi. Bu safkan bence bu yarışı kazanması lazım. 9 dolu Sailor Man bende birkaç adım da olsa ön planda. Ben bu safkanın en ciddi rakip olarak da 10 dolu Tron olarak öneriyorum. Bir Torok temsilcisi olan bu safkan da son iki yarışındaki iki çim yarışında güzel ikincilik elde edince bugün Gökhan Kocakaya'yla 9 dolu Sailor Kingdom'un en ciddi rakibi olur. 9-10 öncelikli olarak kuponlara yazalım arkadaşlar. Bence yeterli bu iki safkan arasında
geçmesini bekliyorum. Ama dedim ki 9 numaralı safkan bende biraz da olsa ön planda. Eğer bu iki safkanın yanına at yazmak isterseniz de o zaman iki tane üçüncülüğü elde eden biraz daha iyi duruma geldiğini gördüm. İki nolu Baronial. Bir Dr. Funk hepsi İçman Çizik'le bence kuponlarda sürpriz olarak da olsa yazılmalı. Ve son olarak da 6 nolu Line Child. Bir Smart Robin temsilcisi olan bu safkan Saadettin Paraz da yine bir kez koşup güzel bir ikincilik elde eden bir safkan. Bence bugün de günün iyi isimlerinin arasında adını yazılabilir. Ama dediğim gibi 9-10 öncelikli olarak kuponla yazalım. Eğer yetenekli görmüyorsanız 2 ve 6'dan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Günün 6. koşusu Yüksek Komiserler Kurulu koşusu Grup 1 yarış 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik kum yarışına geldiğimizde arkadaşlar ben burada normal şartlar altında 9 numaralı Baba İsmail'i sizlere banko olarak öneriyorum. Normal şartlar altında ama Gökhan Kocakaya'da bu safkanı ben kazanır görüyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu safkanın ilk kez bir kaba kumak koşuyor. Yani normalde İstanbul'da pistinde hep koşan bir safkandı. Yani ben kaba kumu yakalayamadım. Yani ben o kadar baktım da eğer belki gözden kaçırmış da olabilir. Ama genelde sentetik çim yarış koşan bir safkan. Bugün ama normal orijine baktığım zaman bir balıkkan... Balıkkan'ın zaten ben İzmir'de yarışlarını gördüm. Hani ilk yarışında besin balığa ait bir safkandı. Ben beyaz bir safkandı yani çok güzel bir safkandı. Kumu sever, kaba kumu sever. Yani çim, kum ayrı etmeyen bir orijin bu. Ben burada başarılı olacağına inanıyorum bu 9 nolu Baba İsmail'i. Yani ben risk alıp bu safkanı banko olarak kendi kuponuma eğer yarın yatıracak olursam tabii ki banko olarak geçerim. Ama tabii ki şimdi... Sadece bu benim için geçerli değil, sizin için geçerli. Eğer bu safkanın yanına at yazmak istiyorsanız da bence 8 nolu ak yakayı da ilave edebilirsiniz. En azından son 4 yarışla hatta bu sezonun 4 yarış koşup 4'ünü kazanan çok formda bir isim. Özcan Yıldırım'da da bence 9 nolu Baba İsmail'in en ciddi ve tek rakibi olur diye düşünüyorum. 9 banko olarak öneriyorum. Eğer tek atamıyorsanız 8 nolu ak yakayı ilave edebilirsiniz. Günün 7. koşusu handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışına geldiğimizde 9 safkan arasında koşulacak olan bu safkan arasında ben burada risk alacağım. En azından risk demeyelim de yani ben formunu bu rakiplerine oranla daha iyi durumda gördüğüm için 3 dolu Hakim Şah'ı ben bu çocuğun yine ismini unutuyorum ben Mert Gökalp Arslan ile bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Son yarışını güzel kazanan bir isim. Çok formda. Bu mesafeleri de sever. Yani 1200, 1300, 1500 yani bu orta mesafeli yarışta kısa mesafeleri oldukça etkili bir ismi. Ben bugün artan nefes formuyla ben 3 nolu Hakim Şah sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Ben bugün bu safkana artık liman olarak güveneceğim yani. Günün 8. koşusu handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim koşusuna geldiğimizde 8 safkan arasında koşulacak bulunan bir yarışta ben ilk şansı çok formda olan son 2 yarışını kazanan 2 nolu Zazasan'ı bugün Enver Şimşek'le ben ilk şansı bu safkana veriyorum. Yine bu yarışı kazanması bence en normal sonuç olur. Tabi rakipleri var ben sürekli veriyorum ama o da sürekli gelmiyor. Bu 8 nolu beyaz adam Mert Alice olmaz da yine ısrarla yazıyorum ben bu safkanı 2 nolu safkana en ciddi rakip olarak. Daha sonra 1 nolu Özyel. Bu safkan da çok formda son yarışını kazanan bir isim. Bugün Harun Çanakçı'yla da yazılması gereken bir isim. Ağır kilosu olsa da bu safkan alışık bu kilolara gider yani. Son artı 3 nolu Pratik Nevzat'ı da yazarsak en azından formda bir isim Mustafa Kemal Kumbasar'la bayağı bu şekilde artık geçeceğiz. Eğer bu atların dışına at yazmak isterseniz arkadaşlar bayağı kapatmanızı artık önemli duyururum yani. Bunu söyleyeyim çünkü burada şu 8 at içerisinde en güzel soruyu sorayım ben size. Hangi atı dışarıda bırakırsın? Hani bir at dışarıda bırakın desem tamam herkes bir isim söyler ama evet şu anda bizim telefonun ne diyorlardı bu telefona? Konuşuyorlar sürekli ya bayan yani canı sıkıldı konuşuyor işte o da ne yapacak ne diyorlar SEAMO diyorlar bu telefondaki şeye ne diyorlar mobil uygulamalı konuşmaya yani bir şey soruyorlar bazıları canı sıkılan konuşuyor neyse o da nereden çıktıysa artık arkadaşlar 2-8-1-3 benim bu ayak için önerdiğim safkan dediğim gibi eğer daha da at yazmak isterseniz kapatın arkadaşlar çünkü bu ayakta şu gelmez diyebileceğim at yok onu da belirteyim. Eğer mümkünse bu ayağı kapatın. Günün son koşusuna geldiğimizde handikap 15, 4 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda 11 safkan mücadelesi var. Biraz riskli bir ayak ama ben çim pisti sevmem bir isim olan 7 nolu Arabian Prince'i ben ilk şansı vereceğim. Bomboş kilosuyla koşuyor Ali Kaçmazlar. Bence normal şartlar altında bu yarışı kazanması gerekiyor. Bu safkanın çünkü formu her geçen gün artıyor.
iyi bir orjin var. Bir sarraf temsilcisi olduğunu unutmamakta fayda var. Tabii yakın rakipleri var. 5 dolu Can Beşircan. Bu Güntay temsilcisi de Mehmet Akyavuz da en azından son 5 yarışa baktığın zaman oldukça formda, sürekli tabela içerisinde olan bir isim. Yine bugün de etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Ve son olarak 4 nolu Süleyman. Süleyman güzel formunu en sonunda güzel bir birincilikle gösterince yine buranın iddialı ismi oldu. Ben 7-5-4 normal kuponlar için yeterli görüyorum. Yani eğer bu safkanların dışında at yazmak isterseniz de o zaman 2 nolu Yılmaz Hoca. Yani bendeniz, beni ihmal etmeyin. Her ne kadar ağır kilolu olsam da İşman Çizlik'le de bir şeyler yapabilirim. Daha sonra 1 nolu Tisarik Rahat. Bu safkanda Enver Şimşek'le yine güzel bir formuyla bence yine buranın iddialı ismi olur. Son olarak da son yarışını çok güzel kazanan bir 9 nolu Hayırlı Kız var. Mücahit Bayır'la bomboş kilosuyla yine aynı yarışı yapıp sürprizi gerçekleştirebilir. Aman dikkat edelim, bu safkan iyi bir form bulmuş, devamını getirebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi 7-5-4 rakipleri olanlar birkaç adım da olsa ön planda, eğer genişletirsek de 2-1 ve 9 olarak da değerlendirebiliriz. Arkadaşlar bugünkü Ankara yarış programımız bu kadar. Herkesi katıl butonu davet ediyorum artık. Davetkar oldum. Bakın ne kadar davet ederek sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Sizler de artık yani artık gelin artık, yani başka ne diyeyim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.